Ya hayatım, şu taşıyıcı anne olayından geriye paramız artarsa bir tane oksijen tüpü alabilir miyiz evimize? Hani şu dalgıçlar için olanlardan. Niye, ne yapacaksın oksijen tüpünü? Sen çıktıktan sonra banyoya girmek için kullanacağım. Ay, o kadar çok nefesimi tutuyorum ki yakında nefes darlığından öleceğim. Tutma, bırak gitsin. Ha, bırakmakta sorun yok ama sonra tekrar nefes almak lazım. Banyoda pek Kaz Dağları değil ki öyle derin derin nefes alayım. Sen de ben girdikten sonra hemen arkamdan girmesen, araya biraz zaman koysan bu problemler olmayacak. Allah ya Allah. Banyoda o kadar uzun süre kalıyorsun ki ve o kadar derin izler bırakıyorsun ki nasıl bekleyeyim o kadar sürenin geçmesini? Ya bir kere ben sana bunu çok mantıklı bir şekilde izah edebilirim. Öyle mi? Evet. Anlat. Anlatıyorum. Benim banyoda 3 tane şeyim var. Tıraş köpüğü, tıraş bıçağı, tıraş kremi. Ama her ne hikmetse bu 3'ünü de banyoya ne zaman girsem bulamıyorum. Banyonun dizaynında bir problem var. Çünkü senin o binlerce kreminin en arkasında boynu bükük bir şekilde duruyor. Ve ne zaman girsem yerleri değişmiş oluyor. Sanki biri sırf beni gıcık etmek için onları alıyor ve böyle patlayıcı yerleştirir gibi gizli en sote yere koyuyor. Neden? Hayatım, onun kolay bir çözümü var. Ha. Kullandıktan sonra aldığın yere bırakırsan nerede olduğunu bilirsin. Ortalıkta bırakma o zaman. Hayır, ben aynı yere koysam bile sen onları alır senin o süslü şişelerinin arkasına koyarsın. Çünkü sen benim kremlerimden utanıyorsun. Benim gariban kremlerim senin o servet ödediğin kremlerinin arkasında duruyor sürekli. Hayır, sen kime hava atıyorsun, ben onu anlamıyorum. Yani o banyoya bir ben giriyorum, bir de sen. Ha, bir de Emine giriyor. Onun bildiği en pahalı parfüm de limon kolonyası. Ay Haluk, yani bir tıraş kremi için kaç cümle kurdun, yazık değil mi sana? Evet, yazık bana. Her yeri zapt ettin, her yeri ele geçirdin. Hayatım, banyolar kadınların kaptan köşkleridir. Ha. Bizim çok detayımız var. Yani kremlerimiz var. Göz üstü kremi, göz altı kremi, göz yanı kremi. Ama tabii sen kadınları sadece anne olarak gördüğün için bunları anlayamazsın. Ha, doğru. Özellikle de o 3. çekmeceyi açmaya korkuyorum. Ödüm kopuyor. Sanki kesik bir kelle var orada. O ne saçlar öyle ya? O ne ya? Merak etme canım, onlar benim postişlerim. Ha, ben de tam o konuya gelecektim. Biz erkekler kandırılıyoruz. Kadın banyoya bir giriyor, makyajını siliyor, postişini çıkarıyor, kirpiklerini çıkarıyor. Dışarı bir çıkıyor, ana bambaşka bir kadın. Biz erkekler kandırılıyoruz kızım, hepimiz kandırılıyoruz. Tüketiciyi koruma yasası var, vallahi veririm mahkemeye. Tamam, o zaman mahkemede görüşürüz. Ha, bu arada 3. çocuk konusu da kapanmıştır. Herhalde mahkemelik olduğum bir adamdan çocuk yapacak halim yok. Şu taşıyıcı anne meselesini iyi düşün istersen. Takta taşıyıcı anne ya. Ulan demez olaydım ha. Bismillah ya.